Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Evet, Kasım ayına dolunay enerjileriyle başlıyoruz. Çünkü 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde güçlü bir dolunay meydana geldi ve doğal olarak ayın ortalarına kadar, Kasım ayında da bu dolunayın tesirleri devam edecek sevgili yengeçler. Sizin için aslında güçlü ve olumlu bir dolunay etkisi altındayız. Bu sosyal hayatınızda, arkadaş çevreniz veya aşk hayatınızla ilgili bazı sürprizler, yenilikler, değişimler de getirebilir. Biraz heyecanlı olduğunuz bir dönemdesiniz ama bu heyecan hayatınızda yaratıcılık da getiriyor. Önemli farkındalıklar da getiriyor, sürprizler de getiriyor. Ayın hemen başında 3 Kasım'da Merkür Terazi burcunda retrosunu tamamlayıp ileri harekete dönecek. 11 Kasım'a kadar Merkür Terazi burcunda ilerliyor. 11 Kasım'dan sonra ise Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Evet, Ekim'in 14'ünden itibaren Merkür retrosu gerek özel ilişkilerimiz alanında, gerek biraz ailevi konularda biraz zaman zaman bizi zorladı. Biraz iletişim konularında tıkanıklıklar hissettik. Biraz zihnimiz çok fazla geçmişle ilgili konulara takıldı. Şimdi Merkür'ün düzelmesi en azından kafa karışıklıklarını giderecek. Biraz daha netleşeceğiz. Aile içi ilişkilerde, aileyle ilgili konularda daha rahat ilerleyebiliriz. Kendimizi iyi anlatabiliriz, iyi ifade edebiliriz. Ardından 11 Kasım'dan sonra bu aşk hayatımızdaki ilişkileri de daha olumlu yansıyacaktır. Çocuklarla ilgili iletişimlerde de daha rahat hareket edebiliriz, çözümler bulabiliriz. Venüs'ün de Terazi burcundaki ilerlemesi ayın 21'ine kadar aslında tüm ev yuva temalarında, ebeveyn ilişkilerinde, aile konularında hoş etkiler getiriyor. Güzel fırsatlar getiriyor. Burada biraz hani ailedeki bazı sorunları çözmek adına ya da aile ilişkilerini biraz daha sıcak hale getirmek adına bu bazı kutlamalar olabilir, ailede toplantılar olabilir. Bunları yapma fırsatları da getirebilir size ayın geneline baktığımızda. Ve 14 Kasım'da artık Mars retrosu da sona erecek ki bu çok önemli, çünkü Mars'ın bu geri hareketinden en fazla etkilenen burçlardan biri de sizdiniz sevgili yengeçler. Çünkü tam haritanızın tepesinde bir geri Mars çoğu zaman gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda tıkanıklıklar yarattı, sizi biraz zorladı. Çatışmalara, işte münakaşalara açık bir seyirdeydi. Şimdi Mars düzelecek. Ama yine Koç burcunda. Koç burcunda ileri harekette. Açısal olarak yine sert. Mücadeleler var. Ama bu sefer yaptığımız mücadeleler, girişimler en azından biraz daha hızlı sonuç verebilir. Hani belirsizlikler ortadan kalkacak gibi görünüyor. Enerjimizi daha net bir şekilde hayata geçirebiliriz. Hedeflerimize daha cesurca odaklanabiliriz. Tabii sabırsızlıklara, öfke kontrolüne dikkat etmek gerekiyor. Yine otorite kavramlarıyla zaman zaman çatışmalara yol açabilir Mars'ın Koç'taki ilerlemesi. Ama burada en azından bu enerjimizi ya da karşılaşabileceğimiz bu enerjileri kontrol etmemiz ve bir şekilde daha sağlıklı idare etmemiz de mümkün olabilecek. Evet, 12 Kasım'da bu sefer Jüpiter'le Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki kavuşumunu tekrar görüyoruz. Tekrar diyorum çünkü zaten 2020 yılında birkaç kez bunu yaşadık. En önemli gezegen açılarından birisi bu. Tam da sizin karşıt burcunuzda, Oğlak Burcu'nda meydana geliyor. Büyük bir açıdır Jüpiter-Plüto kavuşumu. Güçlü bir açıdır. Büyük güç anlamına gelir. Özellikle karşınızdaki kişiler... Şu anda eşiniz de olabilir bu, partneriniz de olabilir, bazen iş ortağınızdır, bazen de size düşmanlık eden bir düşmanınız ya da rakibiniz olabilir. Yani güçlü kimselerin karşınızda olduğunu bilmelisiniz. Bu tabii her türlü ilişki dinamiğinde zaman zaman önemli konuları da işaret ediyor. Hiçbir şey yüzeysel değil. Çok güçlü, çok dönüştürücü ve dikkat edilmesi, ciddiye alınması gereken konular var aslında hayatınızda. Yani bu dönemde her türlü ilişkinizi de ciddiye almanız gerekiyor. Her türlü rakibinizi ya da düşmanınızı da biraz daha ciddi değerlendirmeniz gerekiyor. 15 Kasım'da çok güçlü bir yeni ay doğacak. 23 derece Akrep Burcu'nda. Evet, ben 2020'nin en güzel, en keyifli yeni aylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Yani çok verimli değerlendirebileceğimiz bir yeni ay. Merkür ve Mars da düzelmiş olacak bu yeni ayda. 23 derece Akrep Burcu yeni ayı size de çok güzel bir açıda, 5. evinizde doğuyor. Üstelik bu yeni ay sırasında Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'in Plüton'un da
Güneş ve Ay'la çok güzel bir açılanması var. Bu yeni ay aslında hayata biraz daha güvenli bakmanız adına, biraz daha belki maddi manevi size cesaret verecek koşullar adına umut verici. Yani burada çocuklarınızla ilgili bazı beklentilerinizde daha net olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak da tabii ki önemli bir etki. Belki birçok yengeç bu yeni ayın tesiriyle hamilelik yaşayabilir, çocuk sahibi olabilir, eşiyle beraber çocuk sahibi olmaya karar verebilir veya çocuklarınız var, onlarla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Onların bazı problemlerini çözmek olabilir, onların eğitimi, onların geleceği olabilir veya daha olgun yaşta bir yengeçsiniz. Çocuklarınız evlenebilir, iş kurabilir, mesleki anlamda önemli gelişmeler olabilir gibi. Yani çocuklarınızla ilgili güçlü tesirler var. Aşk hayatınızda önemli tesirler var. Süregelen bir ilişkiniz var, evlenmeye karar verebilirsiniz. Güzel teklifler alabilirsiniz. Sosyal hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde, yakın ilişkilerinizden maddi manevi destekleri bekleyebilirsiniz. Evlisiniz, eşinizle beraber güzel programlar yapabilirsiniz veya eşinizden gerçekten her anlamda destekler alabilirsiniz. Kendinizi mutlu, huzurlu, güvende hissedebileceğiniz bir yeni ay döngüsü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 23 derece Akrep burcunda olacak. Bu durumda özellikle sabit burçların 23 derecelerinde ve yakınlarında gezegenleriniz varsa yeni ay tesirleri çok daha güçlü olacaktır. Toprak ve su burçlarında da gezegenleriniz varsa o zaman daha olumlu, daha şanslı, daha güçlü etkiler altında olacağınızı söyleyebilirim. Lütfen bunları kontrol ediniz. Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi özellikle böyle iyicil gezegenleriniz toprak ya da su burçlarında yerleşmişse bu yeni ayın size çok güzel şanslar, fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz. Evet, verimli bir ay. Ayın 15'inde doğacak. Ay sonuna kadar ayın ışığı büyüdükçe hedeflerimize odaklanabilir, planlarımızı yapabilir, harekete geçebiliriz. Ve 21 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. Artık 6. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ay düğümlerimiz Yay ikizler aksında. Bu da demek oluyor ki yılın ikinci tutulma döngüleri başlıyor. Evet, ay dolunaya doğru büyüyecek ve ayın sonunda 30 Kasım'da İkizler Burcu'nun 8 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Kuzey düğüm yönünde bir ay tutulması olacak 12. evinizde. Tutulmalar tabii ki daha kadersel, daha dönüştürücü, daha uzun vadeli temalarla ilgilidir. Zaten 2021'in de genel olarak etkilerini bu İkizler Yay tutulmaları belirleyecek. 12. ev tutulması, ay tutulması bir anda tabii ki bir dönüşüm, bir tamamlanma, bir farkındalık da getiriyor. Bilinçaltınızda önemli dönüşümler olabilir. Bu bazı fikirlerin olgunlaşması ya da kendinizle ilgili bir şeyleri keşfetmeniz anlamına da gelebilir. Bilmediğiniz gizli bir şeyleri öğrenebilirsiniz örneğin. Gizli bir hayranınız ortaya çıkabilir. Bir anda platonik bir ilişki gündeme gelebilir veya var olan bir konu bir anda açığa çıkabilir. Gizli olan konuların aydınlanabileceği bir dönem. O yüzden bunlara dikkat edin. Yani bazı sırlar olabilir. Örneğin sizden saklanan ya da sizin başkalarından sakladığınız. Bunların açığa çıkabileceği bir dönem. Aynı şekilde tabii ikizler olunca dedikodular, konuşmalar, gizli düşmanlıklar, iftiralar, hırsızlıklar. Yani 12. ev biraz tekin değil. Yani bazı konularda kontrol dışı olabilecek alanlara işaret ediyoruz. Doğal olarak bu tarz konulara da bu dolunayda biraz dikkat etmek lazım. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri sizin adınıza daha güçlü olabilir. Bazı sağlık sorunlarınız, ki bunlar ruhsal olabilir, bedensel, zihinsel olabilir. Bunları fark etmek, çözümlemek adına da hani bir terapi almak, bir şifa çalışması yapmak, bilinçaltına yönelik bazı dönüşümsel çalışmalar yapmak adına da güçlü bir dolunay aslında. Maneviyata da biraz yönelebilirsiniz. Biraz böyle hayatın ruhsal konularına yönelebilirsiniz. Biraz inzivaya çekilmek, biraz kendinize zaman ayırmak ya da yalnız başınıza yapabileceğiniz işlere odaklanmak için de bu dolunay ve ay tutulması size bazı önemli kapılar açabilir, olanaklar getirebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.
Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.